Kip falan bırakmayınca bir yerde falan böyle kötü kötü bakıyorlar. Yani. Şimdi neyse kayıttaysa söyleyeyim. Abi bir yerde tanıdıkları an ***'yorum yani. Aynen. Diyorum şimdi %10 da bırakılmaz artık yani. Kayıtta mıyız Mami? Bırakmasan arkandan Mami laf edecek. Bıraksan... Mami yo ben tamam gibiyim burada. Sen nasılsın? Laf edecek. Akıyor mu? Van der Sar, Wes Brown. Sesler okey herhalde. Devam devam. Nasıl parçaladık Barcelona'yı? Parçaladık yani çok parçalamadık. Ama peki ben... bu akşam nasıl parçalayacağız? Evet. Bir dakika bu evet. Şimdi öncesinde mi yayınlanacak? Tabii, hayır evet. Canım. Totem yapabilir miyim? Bu akşam Barcelona maç var. Ha, gibi bu düşünün. Akşam var. Evet. Tamam. Okey. Totem yapabiliyorum o zaman. İstediğini yap. Mahvolacağız. Yok edecekler bizi. Ters bağlıyorsun tamam güzel. Tabii. Totem o değil mi? Okay, yeneceğiz tabii. Ulan diye totem aynen, mi o? Doğru da. Bu arada yani ben demiştim geçen haftada şu evet. Anlamda yani en azından beraberlikle ayrılacak demişlerdim. Evet. Demiştim. Ve öyle oldu. Evet. Nihat'ta Galatasaray'ın DNA'sında vardır evet, gibi kulüp... Fatih Terim gibi konuşmuştu. Evet, evet. Kulüplerin DNA'sında böyle şeyler vardır diye. Yani şimdi beraberlikten sonra o kadar bundan mesela böyle gerinip ömülebiliyorum ki. Yani 6-0 bitseydi maç böyle acaba DNA ne olacaktı mesela? O da tartışma. Ama yani ama... helal olsun Sacha Boey, Marco hepsi. Evet. Çok iyiydi ya gerçekten. Abi ben Tayland'a çok şaşırdım ya. Kime? Sen neymişsin be kardeşim be? Ama hocam yani sorun zaten Tayland'ın şu anda laf ettiğimiz şey ne? Galatasaray rakip sahaya yerleştiğinde o sırtı Tayland'ın dönük, yerleşememesi. Yani, sırtı dönük top dağıtımı olayında birazcık riskli durumlara girmesi ve falan. Bu maç öyle bir maç değil. Full böyle oynadı zaten. Evet. Sırtı dönük olmadığı için. Ve Galatasaray iyi bir ne? Ülke puanına... Ha ben de o... Beşiktaş'a yenerek ben polemiği iyi bir hemen moralle Barcelona ile. Bütün maçı şey üzerinden okudu bütün spor medyası bu arada. Bu arada Not Spor programlarını seyredemedim. Orada da böyle söylendim bilmiyorum ama. Hangisini seyrediyorsun? Yok çoğunu seyrediyorum. Sadece Galatasaray maçından sonra çok yayın falan yaptığım için izleyemedim. Şey herkes şey üzerinden hani Beşiktaş bu erteleme talebine öyle bir negatif cevap verdi ki işte gaza geldi çok orası gaza geldi. Abi bunları neden devamlı böyle hep motivasyon üzerinden okuyoruz bu maçları? Ya, abi, futbol işte... futbola dair yani oyuncu tercihleriyle alakalı çok net bir durum vardı yani maçta. Aynen, bu evet. Psikolojiden bağımsız. Tabii ki etkili olmuştur. Hani ama bütün maçı bunun üzerinden okumak yanlış bence. Ama Galatasaray futbol üzerinden okudu. Hazırlık maçı yaptık dedi. Abi ne saçma evet, bir o da, açıklama gerçekten. O da hiç gerek yok. Sonra... Ama o da cevap gibi nitelendirildi işte. Beşiktaş'ın söylediğini. Ama şeyi paylaşımı benim mesela hoşuma gitti. Bir sosyal medya şeyi olarak Galatasaray resmi hesabı kapalı İnönü'yü falan çekmiş ya. Çok sus iyi falan. Evet. Yani bence yani bunlar böyle ya, tatlı şeyler olsun evet, olacaksa. Normalde böyle laf atmalar ben çok istiyorum olmasını ama tabii öyle gergin bir ortam var ki bunlar tabii ki aşırı hakaret gibi algılanıyor. Tabii iki kulübün resmi açıklamaları yani tartışma sürecinin başı biraz bel altı vurdu her iki evet. Tarafta işte siz ülke puanına katkı sağlayamadınız. Beşiktaş'ta dedik yani bunu bize diyene bak PSV'den 7 gol yediniz. Siz de yemeseydiniz ama yani bunlara gerek yok. Taraftarlar konuşuyor sanki. Ya, evet evet yani bence çok saçma. Bunun tonu Xabi'nin dediği video aynen, olmalı kesin. Yani anladın mı? Hani böyle sessiz, sakin hani bir falan hani emoji var ya. O kadar yani. Şu an Eren onu buraya koydu. İnanılmaz bir saniye, şey 5 evet. Saniye izledik. Evet, sonsuz emojiye gerek yok. Bulamamış. Şimdiden bulamadım diyor. Boğaç tebrikler bu arada Galatasaray tarafı olarak. 110 yıl Galatasaray tarafı olarak. Biz de bu arada ederiz. Bu kadar hani tabuları yıkacağız. Türk futbolunu farklı konuşacağız deyip burada 3 evet. Takım şu an beni yok saydı ben anlamadım. Doğru hayır, söylüyor bu arada. Evet. Bu programda 2 Galatasaray özür dilerim. Bu arada özür hatta dilerim. Bu programın Galatasaray tarafı Utku bu arada. Evet çok kesinlikle. Ben anti Galatasaray tarafıyım. Aynen. Ama çok güzel bir şeydir ya. Ben çok severim. Yani tuttuğun takımı daha çok eleştirmek bu olması gereken bir şey bence. Tabii. Çünkü insanı hani bir yandan şey yapıyor. O üzgünlüğü de alıyor. Bir de daha derin takip edebiliyorsun ya tuttuğun takımını tabii falan filan. Şeyini biliyorsun. Çünkü amigo gibi de futbol yorumcusu olabiliriz. Aslında para orada. Gene bir yanlış bir hata yapmışız işte neyse. Olsun. Doğru. Teknik şey, olarak yine az para olan yerdeyiz. Ben yine aynen. Şundan mutluyum bu haftada geçtiğinde. Türkiye milli takım için Kerem ve Arda Güler gibi oyuncuların gerçekten abi, bu zeminde bu temelde böyle oyuncuların çıkması beni şaşırtıyor. Şöyle bir şey olacak büyük ihtimalle seneye ya da iki sene içinde bir Almanya
falan görecek evet. gibime geliyor. Kerem'i de bu yaz falan. Kerem'i rahat bırakmazlar bu arada. Öyle gerçekten rahat bırakmazlar. Öyle gibi bu arada ya, milli takım için fazla şey yapmayın. Kenan Karaman varken fazla. Doğru ya, bence hata ettik. Yer yok yani. Hani şey genel Türk futbolu için sevinebilirsiniz ama hani milli takımdaki yeri için Kenan oradayken Kerem'in de yok. Beşiktaş için yani. Can. Hani Can Bozdoğan. Can Bozdoğan da mesela. Onun bonservisi galiba daha alınmadı değil mi? Evet. Yani böyle sanki 1.2, 1.5 milyon derbi de biraz kötüydü şey. Ama o da normal. Çok iyi değildi de. Alakalı. Yani neyse derbiyi teknik olarak şey yapmayalım ama Galatasaray ilk yarı Beşiktaş ikinci yarı daha böyle şey oldu deyip böyle dünyanın en yüzeysel derbi yorumunu yapmış olayım. Daha detaya girmiyorum ama Can ondan önceki hafta fena değildi. Aynen. Alanya maçını aha. beraber Erman abi, evet, Hakan evet. abi beraber izlediğimiz. Türkiye futbol bu hafta çok konuşuldu Kore'de de. Hmm. Hem şöyle Kim Min-jae'yi izlemek için yorumlarda şu yazıyor. Kim Min-jae'yi izlemek için Fenerbahçe maçını açıp Arda Güler'e aşık oldumlar. Hmm. Hani evet. bu çocuk kaç yaşında falan. Bir de Barcelona Galatasaray maçı da Kore'de Barcelona da çok takip edilen bir takım olduğu için o maçı da çok izlendi ve Galatasaray'ın futbolunu sevenler hani geçmişi izlemediği için Süper Lig maçlarını bilmedikleri için oha Kerem'e bak falanlar çok konuşuldu. O yüzden hani şunu da anladım ki gerçekten Avrupa'da bir şeyleri yapabilmesi bütün dünyaya da oyuncuların değeri açısından tabii. da çok önemli bir bitsin. Adım evet, tabii, yani. Kesinlikle. Yani bütün kulüplerin, futbol federasyonunun falan aslında bütün konsantrasyonu zaten bu ligin Avrupa'da nasıl daha başarılı evet. olabileceği üzerine olması odaklanması. Gerekirken tam tersi. Şey konuşuldu Kore'de bu arada evet, Şampiyonlar Ligi finali yöneten hakem. Acayip bir performans gerekçesi sebebiyle sezon evet sonuna abi, kadar maç yönetmeyecek. Yani orada şey çok korkunç ya. Gerçekten. Oğlum adamlar hani, işsiz kaldı ya. Hayır abi şey çok garip ya. Dünyanın daha en iyi fazla hakemleri yani, diye. Sezon sonunu bekleyemezdik dedi. Evet niye? Evet. O zaman, acaba? O zaman bu sezonun komple şüphe altına atan bir şey bu. Yani bu, normalde bu zaten. Nasıl kurarsın yani? Normalde tarz olarak ben böyle şeyleri hani konuşmaktan imtina ederim. Tepedeki takımın sanki hani ona çamur atıyor. Ruz veya süreç şaibeli gibi evet. gözükmesini hele böyle bir Trabzonspor sezonundan tabii sonra ki. Hiç ağzımı açasım yok ama ben de yani bunu cımbızlamadım. İçinden çok çarpıcı geldiği için söylüyorum. Hani belirlediğimiz kriterlere göre dışarıda kalan hakemleri şöyle görüyoruz. Hani isimleri artık performansların önüne geçti ve hani şey özgür böyle karar bağımsız özgür yani. Karar veremediklerine dair şeyler testi. Bunlar yani? İnanılmaz tehlikeli sular ya. Bu evet. şey hani hakemin 8 kilometre koşması gerekirken 6 koşuyor. Bu bir performans kriteridir. Aynen. Özgür karar veremiyor. Suçtur. Kanun bu yani suç yani. Alakalı ortalık karışması lazım yani şu evet. anda normal. Ki gerçekten şeyler, dediğin ilk kurduğun cümle çok önemli. Yani Trabzonspor'un böyle kesin bir tarihsel sezonu geçirirken bunu da küçümsüyor oluyorsun abi, ya. İnanılmaz top oynuyor Trabzonspor. Yani aynen öyle. Hiç böyle bir hakemler muhabbetin yok. Açılmasına gerek yok aslında. Aynen. Ama resmen yani böyle şey gibi düğmeye basılmış gibi. Ki, abi çok korkunç bir şey ya. Ya alt takım bu hafta oldu işte. Alt takımın bir şeyinde hakem atanmayı unutmuşlar. Hakemi beklemişler. Ha, gençler maçı falan. Neyse ha. neyse abi. O iyice inanılmadı. Ama şey yapalım. Federasyon. Aa, hakem yani, yok mu ya? Tabii, evet, evet. Sezon finalinde belki bir tane federasyon top 10 moments olur, yapabiliriz. Olur, evet. Şöyle bir geri döneriz. Güzel kesinlikle. Olur yani. Gruba bir şey atıyorum. Bunu hafta için Atspor hesabından paylaştık. Evet bakıyorum. Ve inanılmaz tepki aldı. Olumlu tepki de aldı, olumsuz tepki de aldı. Evet. İşler böyle işleseydi dedik. İşler bu yönde ilerleseydi dedik. Hacı Fenerbahçe'de olsaydı. Evet. Kaydır abi. Alex Galatasaray'da olsaydı. Şu an kadar bir şey değişmedi. Anelka Beşiktaş'ta olsaydı. Drogba Fenerbahçe'de olsaydı. Quaresma Galatasaray'da olsaydı. Schneider Beşiktaş'ta. Gomez Fenerbahçe'de. Guti Galatasaray'da. Muslera. Bu Photoshop'u kim yaptı? Muslera ve... Ona karışma. Muslera ve Drogba Photoshop'u gerçekten... Onu grafiker arkadaşımız tasarladı ama özür dileriz burada. Ben şeyde izleyicilerimize bu arada yorum yapsınlar buna. Ama küfür etmesinler. Tabii. falan yazmışlar böyle üstüne altı. Siz ne diyorsunuz? Güzel ama zaten böyle bu tatta bir paylaşım. Evet evet. Buradan bir sürü farklı senaryo üzerine konuşulabilir. Tabii. Büyük ihtimalle yorumlar ateş ama ediyordur. Ama buradaki yani. En büyük olay bence Hacı Fenerbahçe'de olsaydı, Alex Galatasaray'da olsaydı. Enteresan bir paralel evren olurmuş ama. Hı hı. Yani neler olurdu bilmiyorum. Tahmin yani, bile edemem ama. Alex'in yaşadığı futbol açısından problem belki Fenerbahçe'de. Hani her zaman çok iyi bir golcüsü olmadı sanki asist yapabilecek hı. gibi yorumlayabilir miyiz? Bazı sezonlarda oldu ve tam o istediği bağlantıyı şey yapamadı. Belki Galatasaray'ın o dönemki şeyiyle, golcüleriyle daha mı etkili olurdu diye olabilir düşünüyorum de. Şu an. Alex Galatasaray'da olsaydı muhtemelen gidişi Fenerbahçe'den gidişi gibi olmazdı.
diye tahmin ediyorum. Öyle mi diyorsun? Bence belli olmaz ya. Belli olmaz yani. Galatasaray'da çok kötü. Galatasaray'da hatta birkaç tane bence. Tabii. Hatta yani Bülent Hoca'ya mesela hala mesela. Aklımda yok, orada. Yok şey demeye bir... çalışıyorum. Heykeli dikmezdik. Ha, anladım. Bence direkt hadi falan diye şey, özel maç falan bile yapmazlar. Evet, bu konuda çok garip bir şeyi var Galatasaray'ın ya. Gerçekten evet. Enteresan. Doğru doğru. Ben de şey ekleyebilirim sadece. Yakın zamanda yani şey bizim Instagram postunun içindeki birkaç oyuncu Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında transferde bir çekişme yaşanmıştı. Git gel yaşanmıştı tam o dönem. İşte örneğin Sosa ve Diego vardı tam. İki takıma daha da işte Sosa Beşiktaş'a, Diego Fenerbahçe'ye gitmişti. Keza yine Van Persie, Mario Gomez dönemi yine Fenerbahçe'de istiyordu Gomez'i işte ama Beşiktaş Van Persie istiyordu, özür dilerim. Van Persie Fenerbahçe'yi tercih etti, Gomez Beşiktaş'a geldi. O ikisi de, fotoğrafta bir tanesi kırılma var galiba, yani. O biraz kırılma. Beşiktaş'a yaradı tam o dönemde. Beşiktaş'ın evet, hani son dönemdeki evet yani, iyi seçimlerinden Beşiktaş. Birkaç tanesi oldu. Sadece onu ekleyebilirim, aklıma geldi şimdi. Avrupa'ya uzanıyoruz mu? Uzanalım. Uzanalım. İlk önce şöyle evet. Tebrik ediyorum Manchester United'i. Hayretten de Avrupa'ya gitmeden önce Ronaldo hat-trick yaptı şey Tottenham'a diyorum. Şampiyonlar Ligi saldım ben zaten yani. Ben onu salamadım. Kötü bir... Messi'de Ronaldo'da artık dönemi bitti diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama düşüşteler. Diyeceğim Ronaldo'ya Tottenham maçı üzerinden bir parantez açabiliriz. Şimdi fiziken de zaten hani yaş ilerledikçe belli seviyeye geri gidiyorsun yani. Bu çok normal. Bu Messi'de var, Ronaldo'da var ama şu Ronaldo'nun o şey maçı, Tottenham maçı hani vücudunun hala esnekliği, akrobasisi falan o seviyeyi hala koruduğunu göstermesi yani, açısından evet. Çok acayip makine bir gösteriydi yani. Hani kafa golü bayağı şey. Muazzamdı yani hani ya. İnanılmaz bir atletizm gerektiriyor. Keza yine ilk attığı gol i̇lk uzaktan attığı gol falan. Müthişti. Evet. Birazcık Messi'nin, çok özür dilerim abi, Real Madrid karşısında Messi'nin pek evet. Bir etkisiz kalışıyla çok yakında günler olunca evet. Ronaldo Messi tartışmasında biraz Ronaldo tarafına böyle bir şeyler kaydı çevrildi. Bu. Messi alışamadı ya Paris'e. Evet. Gol rekoru kırmış oldu. Evet evet. Sadece buna şunu ekleyebilirim. Yani yine Messi Ronaldo'ya girmiş olduk ama yani Paris Saint Germain taraftarına sesleniyorum buradan. Ya siz kimsiniz ya? Ya abi Paris Saint Germain kim ya? 60-70 sene önce kurulmuş. 10 sene önce yatırıma almadan evvel toplamda 2 tane Fransa Ligi Lig 1 şampiyonluğu olan. Bir tane de Kupa Galipleri Kupası var. Böyle garip grup bir kulüp. Bak Mbappe'nin ıslıklanmasını anlayabilirim. Hani sözleşmen bitiyor. Biz evet. İşte seni aldık buraya kadar, bu kadar transfer ettik. Hani niye yenilemiyorsun? Okey. Neymar. İşte geldin boyuna partiliyorsun. Bir türlü kendini veremedin falan. Ulan Messi gelmiş geçmiş en iyi oyuncu bence. Seni tercih etmiş. Baba adam yani 87'li. Geldi 34-35 yaşına. Eşi ağladı değil mi tribünün? Keyifle izle ya. Keyifle izle. Messi ıslıklamak ne ya? Kim abi? Paris Saint Germain kim ya? İşte bu resetlensin bu kulüp. Abi. Evet abi. bu kulübü bu, resetleyin. Yani böyle bir benzetme yapmak istemiyorum ama bu karikatürlerden yola çıkarak söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Zengin çocuğu şeyi vardı ya, karikatürü. Şımarık. Evet abi. Hani... Lisede sen Benoit ya. yani o karikatürdeki direkt ama ya. Sen de yani sen Benoit'e laf atmış oldun şimdi. Hayır canım, o karikatür dedi. Ben oradan bağladım. Oradan bağladım. Çeliktepe Cengiz Han Lisesi, tamam, lisede tamam. Sen Benoit. Sen Benoit'un mezunları pilav günü yaparken seni çağırdım. Hayır ben de Çeliktepe'liyim ya. Şimdi karikatürün cidden tarafı olmuş oldum ama. Valla karikatür dedin diye aklıma geldi. Hayır sen Benoit arkadaşlarım var da böyle bir ben de üzüldüm. Tabii ki var. Oğlum karikatür. Allah kahretsin. Adam yanında Çeliktepe'li oturuyor. Neyse. Ya öyle. Paris Saint Germain. Özür diler misin? Sen Benoit Lisesi'nden. Hatta sen Joseph'ten de özür dilerim. Hazır başladık. Kardeşim. Umut Sarıkaya'nın karikatürü var ya. Evet, bunu evet, bilmeyen tamam. Açar bakar da. Ben de onu söyledim bu arada. Özellikle yani. Neyse tamam özür dilerim. Ama Paris Saint Germain taraftarına kızgınım. Yani ıslıklamayın abi. Keyfini çıkarın ya bu saatten sonra Messi. Doğru doğru. Ya bir de ne kadarı Messi'nin suçu bence tartışılır. Yani çok normal bence bu geçiş sürecinde zorlanması. Yani tamamen kendi üzerine kurulmuş bir tabii. Hanedanlıktan. Aynen. Her şey senin için işleyen evet. Bir sistemden. Gerçi son yıllarda tam da işlemiyordu ama öyle bir yere geliyorsun yani. Ya çok fiyat performans abi. Olarak sorarsan insanlara Messi'yi beğenmemesi anormal değil. Hani inanılmaz bir sözleşme bedeli var. Şu an hala da Xavi'nin dediği gibi tam adapte olamadı. Evet, ama olamadı. Abi Şampiyonlar Ligi maçında Messi ıslıklama bana çok garip geliyor. Aynen, bu arada şunlar. Eşini de ağlattılar. Evet, evet. İşte onu diyorum aynen. Tribünde evet. Ağladı yani evet. Eşi de. Evet. Yine de tarihte bunun en dramatiği şu 99-2000 sezonunda Beşiktaş Galatasaray maçında bir 1-0 5 yaş öndeyken ki şampiyonluğu belirleyen maçlardan bir tanesi sayılabilirdi. Fevzi'nin ayağının altından kaçırdığı bir topla
Halil Agiç geri pas veriyor Fevzi'ye. Evet, evet. Fevzi ayağının altından kaçırıyor. Kafasını direğe vurmuş. Evet, bir, yok o ondan sonraki maç abi. O maçta 1-1... 99'daki maçın nasıl hatırlıyor? Oğlum bu Türk futbol tarihinde çok dramatik, çok ikonik anlardan biri. Tamam. Fevzi'nin ben eşi görüntüye gelmiş. Ben Korece'yi bile bilmiyordum. Senin yani. Bahanen vardı, benim bunu bilmemem bahanesi. Neyse Fevzi'nin ben eşi görüntüye gelmiş abi. O golü yedikten evet. sonra Fevzi. Eşi de ağlıyordu falan. O çok yani ya. Bayağı çocukluk şeylerinden bir tanesi aklında ki Fevzi'nin kariyeri de aşırı dramatik bir şekilde bayağı dibe vurdu yani o maçtan sonra. Ki maçın da yani öyle devam etmesini sağlayan Fevzi'ydi. Neyse uzatmayayım. Çok iyi oynuyordu o maçta. O kadar dramatik böyle bayansı içime dokundu diyemem ama yani eşinin dağılaması şey oldu biraz. Yani, Messi bir daha oynamak istemeyebilir abi. Yani bir daha maça çıkmayabilir. Bence yani. Büyük çöküştü abi. Çünkü yani psikolojik olarak da mesela bir de karakter olarak bilmiyorum. Sıkıntı. Yani Ronaldo olsa mesela o sıktan sonra muazzam oynardı. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla. Ya ben ama burada şimdi tabii objektifliğimi koruyorum şimdi bak. Messi'yi savundum ama doğru. Messi'nin de o yalan dolu yıllarını gösteren Barcelona gözyaşları şimdi o da onu geçecek tabii, yani. Tabii. Hani orada hüngür hüngür ya 36 milyon yani. Verseydiniz kalıyordum. 23 yemin ediyorum kurtarmıyor ya falan gibi hani. Bu ne abi? Sen de bunu geç yani. Madem öyle konfor alanı bozma. Öyle, bence de. 2 sene az parayı oyna yani. Bu arada izninizle çok buyurun üzüleceğim hocam, akışı bölebilir miyim ama bir Benzema övme sekansı evet, gerçekten şey büyük abi. Oyuncu. Evet. Üstad zaman, ya böyle bir adam olamaz. Fatih oyuncu. Belediyesi'nden de gerekli övgü desteklerini bekliyoruz bu arada. İnanılmaz. Ya 34 inanılmaz yaşında ya. Kariyer sezonu. Geçen sene zaten çok underrated'dı zaten. İnanılmaz underrated. Evet. Kariyeri boyunca. Ama işte Ronaldo'nun yanında hani işte keza Raul'la da son döneminde birkaç sene oynadı falan ama Ronaldo'nun yanında olması biraz hani onu şey yapıyordu ama ya şöyle Benzema'nın alameti farikası zaten hani özellikle Ronaldo döneminde o bağlantı oyunu diyeyim. Kesinlikle. Hani santrafor olmasına rağmen aynen. bütün takımı oynatan o duvar olma özelliğiydi ki fiziği aslında böyle atıyorum bir Mario Gomez değil, değil yani. Aslında evet, ama çok iyi bir pasör keza Haaland da değil. Hani bu sene daha doğrusu Ronaldo gittikten sonra 2 yıldır tüm kritik maçları ipten aldı. Yani aynen. gol atması gereken çoğu maçta gol attı falan. Acayip bir sene geçiyor ki o şey yanındakileri oynatma özelliğini de devam ettiriyor. Vinicius Junior'ı kral yaptı bu sene zaten evet. oynatarak. Acayip adam geldi. Yani topçu olmaz bundan denilen Vinicius çok Junior. Kötü gidiyordu bu sene kadar. Evet, evet. İnanılmaz ya. Gerçekten müthiş bir... Ama Benzema'nın işte o underrated olma sebeplerinden bazıları da özel hayatı ya. O işte doğru. davası bilmem. Valbuena'yla olan dava falan. Ondan tamamen bağımsız bir övme sekansıydı tabii, bu. Tabii evet, tabii tabii ki bayağı. Övme sekansı olur. Kesin övülmeli. Yani. Acayip. Aynen öyle. Ya bu kadar komple gerçekten takıma her açıdan faydalı bir santrafor kim istemez yani. Kesinlikle. Yani inanılmaz. Heykeli dikilecek adammış Madrid'de gerçekten. Acayip adam. Evet. Madrid demişken Ancelotti'nin bir açıklaması var. Ligde 10 puan farkla öndesiniz, 10 maç kaldı. Şampiyonluğu kaybeder misiniz diye soruyorlar. O da diyor ki 3-0 öndeyken bir Şampiyonlar Ligi finali kaybettim diyor. Güzel. Doğru. Güzel. Kime yani. Kaybetti acaba? Bir de nerede kaybetti acaba? Nerede kaybetti acaba? Yani. Güzel İstanbul. Şey yapmıyorum. Liverpool yani. Yok ama şey. Ya ben Beşiktaş'a Valerenga'yı 3-0'dan maç vermişti falan gibi şey yapmayayım ama Ancelotti'yi de hazır Benzema'yı övüyorken onu da biraz övelim. O da nihayetinde birazcık Mourinho'nun karşılaştığı, yüzleştiği eleştirilerle biraz karşılaşıyordu. Şu açıdan demode oldum. Hatta yani bakma Everton bütçesi itibariyle falan dünyadaki bir sürü kulüpten daha üstte. Önde bir kulüp ama özellikle Everton'a gitmesi hani bak işte o kadar demode oldun ki hani Everton'a da düştün tırnak içinde yorumları yaptırıyordu. Abi Paris Saint Germain'e karşı aldı turu geçti oradan yani. İlk maçı kaybetmişsin. Ona abi resmen tecrübe aldı ya. Don Carlo'ya da buradan evet. Dediğim mevzu işte Galatasaray'la alakalı gem meselesi yani. Paris Saint Germain'de o yok. Tabii. Sanki hatta, hiç olmayacakmış gibi. Hatta yani. Ancelotti de hani hem Ancelotti ile ilgili hem de Real Madrid'e de burada yani. O kulüp DNA'sının aslında Şampiyonlar Ligi kulüp DNA'sı birebir tanımı. Ancelotti de şey demiş galiba yakın zamanda hani bizim böyle işte oyuncuların tarihimiz yeter çekmemiz diyor. İçin değişik bir geri dönüş yapmamıza falan filan gerek yok. Real Madrid tarihi yeter diye. Yani işte iyi konuşmuş. Evet, iyi konuşmuş. Yani bir açıklama daha yaptı. Asıl olan Real Madrid'dir diye. Ha öyle yok, mi? Bunu yapmadı. Bunu sallayacağım. Kuman'ın açıklamasını okuyayım. Oyuncularımla birlikte uçaktaydım. Laporta yanıma oturdu ve bana dönüp kovuldun dedi. Kulüp efsanesi olduğumu söylüyordu ama bunu hiç göstermedi demiş. Kuman reis. Yani hocam Kuman sen yana. De neler gösterdin ama yani. Yani evet. Ona bir yani, uçaktan yani. Atmadılarsa. Yani. Daha bence hani. Eject yapıyorlar. Teşekkür etsin yani, ama. Ne kadarı kendi suçu falan hani yine tartışılır ama. Koskoca Suarez'i arayıp sen kovuldun demişsin yani. O da gayet normal. Ya mesela işte o hocanın üstüne çok yapışmıştı. Suarez'in gidip Luke De Jong'un santrafora gelmesi falan ama mesela aslında yönetimsel. Orada sorgulanması gereken acaba yönetimin bu lan bu maaş işinden biz 2-3 sene gol yiyeceğiz yavaş yavaş temizliğe başlayalım hareketinin ilk adım mıydı acaba Suarez bilmiyorum.
Ama yani futbol işte dünü bugün bilmem nesi olmayan bir oyun işte. Koeman gerçekten Barcelona efsanesi. Hı hı. Ama skor oyunu işte abi, o da alamadı skorları. Doğru. Yani gönderilirsin evet. Abi öyle kulüp efsanesisin diye öyle babasını tanımaz ya. Adam yollar yani. Aynen. Kanka Fatih Terim'i, o yüzden efsane oldu. Fatih Terim'i yani. İdman'da gönderdiler. Seni yerler Koeman. Doğru diyor. Doğru. Seni yerler ya. Yani. Nasıl o jargon? Güzel. Fatih Terim'i davet etmişti Burak Elmas. Hmm. Evet, o da gelmedi. Onunla ilgili bir gelişme yok değil mi? Gelmedi. Sonra Fatih Hoca'ya bir yazı yazdı. Mektup yazdı elle yazıyla. No gelmiyorum gibi bir şey. Işte, gitmedi. Ha, No Camp'a mı? Pardon, ben buradaki maça davet etti. Bu arada No Camp'da yeni şey Spotify ile anlaşmış. Spotify No Camp olacakmış. Evet. Öyle mi? Tabii birkaç hafta önce konuşmuştuk. Çok iyi. Emircan evet. İğrek'in konseri de bekliyoruz o zaman. Maçın ortasında Spotify izlediğin için teşekkürler. Bu maçı izlediğin için teşekkürler. Falan gibi bir ses yapılacak mı acaba? Bam bara bam 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 bara bam 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 bara bam bam bam. Katalonya milli forması olduğu için sponsor almayız gibi süren 80 senelik gelenekten sonra UNICEF'le başlayıp biz oraya bağış yapıyoruz. Para tabii almayı bırak, para veriyoruz deyip sonra Qatar Airways. Spotify'a Qatar Airways'e geçmesi en ikonik olanı ve Spotify Camp Nou falan yani. İnşallah bu böyle hani YouTube Premium Real Madrid, işte Atiker Liverpool falan gibi şeyler olmaz diye umuyorum. Oğlum yine YouTube, bence Spotify yine iyi. Ya tamam anladım da yani bu Barcelona'nın hani güya devam ettiği duruş muruş falan yani bunlar yıkıldı. Umarım peki bu sana kim hatırlattı bu davranış? Ne? Dırrıttın. öyle geçelim. Ama yani artık global dünya. Ben anlamadım cidden ya. Sana laf soktu işte. Ne dedi ki? Hani sözünden dönüyor gibi. Ya ulan ben ne yaptım? Fenerbahçe formasına Çabi mi yazdınız? benim kanım sarı kırmızı akıyor da demeli çocuk. Ben doğru. Rahmetli Kemal Sunal. Bugün bir sosyal medyada bir fotoğraf yayınlandı. Onu biz de paylaştık. Metroda bir abi arkadaş futbol menajer oynuyor. Evet. Şovu bıraksın bu şovu. Şov olarak bakıyorsunuz hocam. Öyle okuyorum evet. Şu şov mu özellikle? FM 2008 oynuyor. 2008 oynuyor. Bak şov FM 2022 oynarsın. Gene de şu. Yani 2008'de metro yoktu zaten. Neyin şovundasın yani? Ya bence mobil ya da yani metroda oturuyor da olsan o şekilde kendini tam verebildiğin bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Kesin. Bu arada yani metroda max 20 dakika 30 dakika süren bir yolculuk. Yani. Ne kadar değmez enteresan yani. Yerlerde oynanabildi ki FM. Kesin. Bu arada neyde oynuyor? Laptop'ta. Laptop'ta bayağı. Daha da değmez. Şov değil mi? Bıraksın bu işleri. Mesela Futbol Manager 2008 demişken FM 2008'de aldığım bütün kulüpleri kurtaran sayesinde başarıdan başarıya koştum. Billy Sharp'a buradan selam göndermek istiyorum. FM 2008 efsanesidir. Saygılar Billy abi. Bravo. Çok güzel konuştun. Bir de şey vardı. Pazzini. He, Pazzini. Pazzini çok iyiydi 2008'de. İyi adamdı, doğru. Ya ben bir tweet bekliyorum benim takipçilerimden. Kimse atmadı henüz. O kadar kimse atmadı ki artık ben söyleyeceğim. Kardeşim biz bu ligin kaç tane transferini bilmişiz benim kariyerlerimde. Bak Vargas ilk doğru. Ben getirdim. Kardeşiniz getirdi. Süleymanov. Şapi Süleymanov. Çok güzel oyuncu hakikaten müthiş. Daha çok vardı. İki tane kalmış. Evet. Ama yani şöyle. Bayağı bir vardı. Fernandes'i daha önce geri getirdim. Kayseri'ye gelmişti. Sen Balotelli'yi de getirmiş miydin? Balotelli'yi getirmeye çalıştım. Gelmemişti. Ha, gelmemişti. 55 kere kuzenim Can Erdem'i şu takıma al. Belki yani o da bir döner möner falan dedim bu uğurla. Can'la da oynadık bu arada. Altlıklarda FM'de. Yani bir sürü bu ikonik transferleri yaptı kardeşiniz. Resmen gördü. Geleceği gördü yani bu topçuların evet. Kiralık olarak. Nuri Şahin teknik direktörlüğü. Ya oraya zaten girmiyorum. Emre Belözoğlu falan hepsi. Bir tek Selçuk İnan tutmadı henüz. Ama hiç daha metroda bu şovu yapmadı diyorsun. Kim? Sen. Yani metroda da bu şovları yapmaya gerek yok. Ben niye anlaşılmıyorum oğlum bugün? Var ya şöyle bir şey var. Ben de sorun oldum. Ben de bir şey aldım yani. Ama sorun bende de oldu. Ben bir anda Korece mi konuşuyorum falan. Neyse bu kardeşinize kredi verin. Özellikle evet, de... Bu tweet yok. Ben direkt sipariş veriyorum. Biri şu tamam. Tweet'i atsın. Abi sen de işte bak nasıl bildin bunları hepsini falan diye. Ben de retweet diyeceğim. Eyvallah. Tamam. Natspor hesabı da bu tweet'i atacak sana. Ya. Natspor mu atacak? Evet. O zaman belli olur ya. Oğlum. Bu arada Lospor Twitter'da şöyle bir geyik döndü. Bayağı sosyal medyada konuşuldu. Aklınıza kalan Şampiyonlar Ligi maçı değil Şampiyonlar mi? Şampiyonlar Ligi denince aklınıza gelen ilk ne, maç. Ne maç geliyor? 99 Manchester United Bayern Münih. Gol Allah'ım. Bu ne oğlum? Oğlum bunu biplesek de geri dönemeyeceğiz şimdi. Ne biçim bir yere götürdün bizi ya? Allah kahretmesin ya. Pardon abi. Niye bu kadar Türk oldu ya? Allah Allah bu ne biçim bir şey ya? Hayır, niye yakışıyor bir de adama? Bayern United maç muazzam bir maçtı evet.
Gol Allah'ım gol anonsuyla Juventus Galatasaray maçı geliyor aklıma. Şampiyonlar Lig deyince. Ercan abi. Evet, düşün yani. Kar. Şu yüzden ama çok garipti yani. Bir kere tekrar başladı kardan dolayı. Bembeyaz. Gündüz saçma sapan bir saatte aynen. falan. İki kere oynandı. Normalde biz o sezon bütün maçları arkadaşımla beraber seyrediyorduk. O kadar kar yağmıştı ki ikimiz de çok üşendik yürümeye. Ve tek izlediğim bir maçtı gündüz falan. Böyle çok ikonik, güzel bir gündü yani. Hiç de beklemiyordum öyle bir sonuç. 90. Neyse ki şartlar yardımcı oldu yani. Güzel maçtı ya. 99 aynen. Şampiyonlar Ligi finali Sabri Ugan anlatmıştı Star TV'de. O benim hani Manchester United sempatimin başladığı maç olması itibariyle benim için önemli. Tesadüftür Galatasaray-Juventus maçının olduğu, o erteleme maçının olduğu günde ben İngiltere'de Manchester United Shakhtar Donetsk maçını izliyordum Old Trafford'da. Vay o gün. Orada böyle bir tesadüf. Şeyi de. Evet, evet. Stadyumdaydım. Başka sen de bir maç söyle, onunla alakalı anımı anlatayım. Ben şeyi ya, direkt Tottenham Ajax maç gelmişti. Lucas'ın hat-trick yaptığı. O günde Cem Yılmaz'a gitmiştim. Çıkışında radyodan, bunları telefonla niye falan. Manyak mısın ya? Nesin gerçekten ya? Ama hadi abi, Beşiktaş'ın bilmem ne sezonunda o sonraki maçtı falan yap da bunu da yapma ya. İstanbul'daki finalde benim de unutamadığım maç o, Şampiyonlar Ligi maçı. O zaman o gün ne yapıyordun? Evde takılıyordum ya. Fatih Hoca'nın daha buradan, Fatih Hoca bu maç buradan döner mi demiş, yoksa yoklar da dönmez mi demiş. Fatih Hoca yorumladı galiba. Onun dediği şey kafama kazınmış. İzmir'den ya takım 3-0'dan maç vermez dedi. Öyle bir şey demiş değil mi? Bak doğru hatırlıyorum. O yorumu dinlediğimde vay anasını, Fatih Hoca'dan şey tesir falan dediğimi hatırlıyorum. Evdeydim o gün. Çok kötü yaşlanmış yani, ya hocam evet. Gerçekten. Bir tane daha söyleyeyim. Benim de unutamadığım maç Bölüç'ün Old Trafford'da attığı 1-0 kazandığımız maç. O zamanlar... Bu çaprazdan... Abi, evet evet. Şey, biz Manchester United 40 yıldır yani yenilmiyordu Old Trafford Avrupa Kupası maçlarında. O zaman misket oynuyordu muhtemelen. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. İzleyicilerimiz isteri maçı yazıyor evet, evet, ve yani. Nihat Hoca cevaplıyor. O maçlarda ne yaptı? Ne yaptı? Ama yorum olarak yani. Yorum olarak yazacak. İnanılmaz. Benim yorumlar spam'e düşüyor oğlum. Adam o kadar çok yorum atıyor. Hala abi ben insanlar benle ilgili bir şey yazdıklarında hani böyle ayıp olmaz. Teveccüh edip arkadaşlar yazmışlar. Bu arada Instagram'dan da Nihat Hoca'yı takip edin. DM'lerin hepsine cevap veriyor. Aynen. Tabii. Çabi'ye boğaça ulaşmak istiyorsanız önden bana ulaşabilirsiniz. Söylemene gerek yok. Zaten yapıyor. Evet, zaten öyle. Abi Çabi'ye sorsana falan diye. Tabii ki. 15 tane geliyor her gün. Her gün istisnasız. Çok iyi ya. Ha Chelsea ne olacak? Bu Rusya durumu, evet Ukrayna durumu falan filan. Abramovich'in Chelsea... bu arada fotoğrafını gördünüz mü? Baya İstanbul üzerinden Moskova'ya gitti. Öyle mi? Evet evet evet. Bayağı en son satışına izin falan. Verilmemişti. Başka bir gelişme olmadı galiba. Yok başka ondan sonra olmadı. Olur. Peki yani, Acun Ilıcalı üzülmüş müdür sizce? Yok. Niye? O fiyatlara belki çıkamazdı ama hani belki bir ortaklık falan bir şeyle. Chelsea'yi alırdım diye mi? Hulu aldık ya. Bilseydim Chelsea'yi beklerdim demiştim. Oğlum bu FM'de oyun başı mı? Hayır ya da Türk ticaret adamı değil mi böyle? Ulan aldık fiyatlar düştü. İnanılmaz bir üzülme şekli lan. Hulu aldım ya. Ya tabii ki. Bütçe Bitcoin arada bütçe. Tabii de onun gibi. Arada bütçe çok evet, farklı evet. Ama bu genelde zaten böyle bir ekiple bir konsorsiyumla falan bir şey gibi. Konsorsiyum diye bir kelime bir tek burada duyduğum için kullandım. Ben yanlış olmuş olabilir. Yani, bu arada Tuel bir açıklama yapmış ya. Evet. Bizim uçağımızda mı alındı? Benim arabamla 7 kişi beraber gidebiliriz gibi bir açıklaması aynen, vardı. Aynen 7 oyuncumu yani, götürebilirim falan. Evet evet yani arabayı Werner kullanmadığı sürece hedefe ulaşırlar ya. Ama çok hızlı kullanır. Evet. Kante'yi de bagaja atar. Kante yine bagajda böyle arkada gidiyor. Kante süper ses çıkarır bu arada. Kante taşır ya sırtlar arabayı. Klopp bu arada hafta içinde bir açıklaması vardı. Hani zamanında kulüpleri Araplara, Ruslara satıyorken nerelerdeydiniz falan diyor. Ardından bizim Amerikalı sahipleri ben çok memnunum mesela. Hadi oradan ya. Jota'yı istedim aldı. Hadi oradan ya. Aynen yani. Hocam orada bu arada kendi o hataya düşeceğini fark edip son anda bir aynen, çıkış yolu tabii. Buluyor. Yani manevra gözünde görüyorsun. Ulan bir dakika bizim sahipler de yabancı diye. Ama bizim sahipler ya çok tatlı insanlar yemin ederim. Amerikalıydı değil mi? Evet biliyorum. Ben öyle biliyorum. Bu arada çok tatlı herifler. Açıklama öyle bitiyor falan. Doğru yani açıklamanın ilk bölümünde birkaç cümle kurup dursa aslında hiç fena olmayan bir noktaya ama temas etmiş ama o zaman vururlardı oluyor. İşte. Sen öyle diyorsun ama senin aynen. De sahiplerin yok. Derdi diye o önceden cevap vereyim dedi doğru, ama doğru. Çok kötü cevap doğru. Verdi yani. Öyle. Kendi ama... pot kırıp kurtardı bir evet. Şekilde. Evet evet yani ben sadece hani İngilizler gibi aslında hani bu sportif veya sosyal konularda belli muhafazakarlıkları vardır ya İngilizlerin. Yani gelenekçilikleri aynen. İşte Wimbledon beyaz giyeceksin gibi aynen. Gibi. Hani öyle olanların dünyada ilk bu işi başlatan insanlar olmaları da biraz zaten şeyi kaçıyor. Çelişkili kaçıyor diyeyim. Ama
sırf o noktaya bunu Klopp yaptı diye değil. Biri o noktaya dikkat çekti diye bu benim hoşuma gitti. Hani evet, madem doğru. Şu an itibariyle aslında buna ağlanıyor ama ilk siz verdiniz. Paranın nereden geldiği belli bizde gibi bir cümle. İşte belki yani öyle bir konu. Yok, söyleyemez. Bu mesela doğru bir nokta ama söyleyemez onu tabii. Evet. Yani tabii. Ama yani biz bundan bu arada çok mutlu değiliz. Bakma yani iyi oyuncuları izlemiş oluyoruz falan filan ama financial fair play konusunda benim sıkıntım yani. Regülatif olarak bunun madem öyle kısıtlanması gerekiyor. Aynen. UEFA evet. Financial fair play çıkardı. Delmek o kadar kolay ki Manchester City antrenman tesisi sponsorluğu alıyor. 65 milyon euro yıllık. Kimden? Etihad'ın yan kuruluşundan. Yani oldu. Antrenman tesisi sponsorluğu. Son bir mevzu açıyorum. Sonra kapatıyorum. Lütfen hocam. Hamilton'ın eşi diyor ki kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlamıyorum. Artık annemin de soyadını kullanacağım. Bir dakika. Bunu Hamilton'ın eşi Hamilton diyor. Hamilton'ın kendisi. Bak, özür dilerim ya. Hamilton'ın Hamilton kendisi. Diyor. Evet. Evet. Hamilton'ın kendisi. Güzel. Tam böyle. Güzel bir açıklama. Bu ney? Social Justice Warrior kullanmak şey mi? Bunun şey, şey gibi o olmasa. O da mesela bak Türkiye'de yanlış anlaşılan o SCV ile gerçi dünyada da öyle. Bir de liberal kelimesi. Bu ikisi çok yanlış anlaşılıyor. Evet yayından önce liberali konuşmuştuk. Ya Hamilton bu işleri bıraksın. Önce onu söyleyelim. Şimdi böyle boğuttur moğuttur bilmem ne bunlara tamam hani sporcu tarafını Schumacher'dan daha iyi belki gelmiş hiçbir şeyin iyisi. Buraya bir saygıyı bir çakayım. Devam edeyim. Yani Güney Hamilton, Kore'de bu arada kızlık kadınlar evlenince kızlık soyad almıyor. Yani pardon. Eşinden soyad almıyor Kore'de. Hayır, böyle bir şey yok. Aynen. Yani hatta artık kanun olarak çocuk kendi seçebiliyor. Yani aile seçebiliyor. Şu an ama şey moda olarak hala erkek soyadı alınıyor ama çocuklar. Modaya bak. Yani moda derken anladım. Şey yani garip geliyor ya. Onun babalarıyla soyadı aynı. Hala o algı, yargı olduğu için insanlarda. Türkiye'de o yüzden Türkiye'de bu kanun olarak Tabii. Bayağı tabii. Mecbur musun yani? Biz mesela evlendik, ertesi gün hayatının şokunu yaşadı Nihan. Hadi ya. Bir anda böyle baş olmuş. Düşünsene Gökalp'ken baş oluyor yani. Aynen. Anladım. Evet. Şöyle, ben bunun kural olduğunu bilmiyordum bak. Yok öyle, hatta Gülce dilekçe yazdı. Kural olmamalı bence de. Biz bu tabii evlilik şey, evlendirme dairesine gittiğimizde dilekçe yazdı. Hem kendi soyadıyla hem benim soyadımı. Beraber kullanabilmesi için. Bu arada ben derdimi tam olarak anlatayım. Hamilton konusundaki sıkıntım şu. Bu dediğinin hani şey, bu arada onun altına şey yazmışlar. İşte atıyorum annenin soyadını da kullanmak istiyorsun. Aynı sistemle annenin soyadı da bir erkekten işte onun aynen babası bilmem neden gelmiyor falan. Yani böyle basit tarafından oradan girmeyecek. Komple ataların. Yok benim derdim o değil. Ben Hamilton'ın sürekli olarak bu duyar kasma kelimesini de pek sevmiyorum ama bu gereğinden öteye giden duyarlılığından biraz şikayetçiyim. İşte atıyorum dünyamız çok kirleniyor falan filan diyor. Lan Formula 1 sektöründesin yani hani. Full gaz egzoz. Yani şu karbon ayak izi mi ne diyorlar hani bunu azaltmaya yönelik hani dünyada çalışmalar falan var ya. Abi sen yani hangi sektördesin nereye laf atıyorsun? İşte atıyorum şey sırf işte doğayı koruyalım falan filan Hamilton'ın böyle söylemleri var. Aynen. İşte yatı alıyor bilmem ne kadar denizi kirleten bir yatta 25 gün geçiriyor yazın falan. Yani ben Hamilton'ın bu yaklaşımından evet, biraz bu biraz PR şeyi olmaya başladı ya son gibi dönemde. Böyle şunu da destekleyeyim, bunu da destekleyeyim. Belki ajans şeyli bile olabilir. Ya, ama yani olabilir. Konuşmasında ben rahatsız duymuyorum. Onu diyecektim bana ben samimi de gelmiyor bu arada. Onu diyecektim. Samimi gelmiyor olsa dahi bu tip figürlerin konuşması en azından lazım. Bunları söylüyor aynen olması bile bir artıdır. Ya bu hani Ricky Gervais'in hatta Golden Globe'da şeyi var. Hani siz konuşuyorsunuz böyle politik bilmem ne mesaj vermeye hiçbir çalışıyorsunuz. Hiçbir fikriniz yok ama aslında. Bir şey bilmiyorsunuz doğru diyor. Gayet de haklı. Kendi haklı de yani bilmiyor. Doğru. O yüzden çektiği konuşmayacağım diyor. Gördük. O yüzden. Alakasını hiç görmeyelim. Afterlife'ı izlemeyin. Sanatçılar siyaset konuşmasın mı? Ha hiç tabii doğru söylüyor. Yani konuşmasın. Konuşsun. Mı? Orada sen bırak bu işleri. Harbiden Afterlife'ı beğeniyor musun bu arada? Abi Afterlife'ın ilk sezonu okey dedim. Yani bitirdim falan bir şekilde ama hep aynı şey olması çok baydı benim. Bir baktım ikinci sezonu da aynı. Yani hep aynı matematik, hep aynı şeyler, duygular. Artık bir yerden sonra beni sıktı. Ya, ama Likis herif inanılmaz yaratıcı, çok komik bir adam. Sadece o şey tribine çok giriyor bence. Hani ortamdaki evet en zekice cümleyi ben söyleyeceğim. Hı. Şimdi diziyi sen yazınca güzel olmuyor bence. Ben yani bütün sahneler bunun üzerine. Çevresindeki bütün karakterler Ricky Gervais bir şey söylesin diye bir şey evet, söylüyor. Evet. Yani bunu birazcık fazla hissettim. Ben biraz şeye benzetiyorum. Oturduğum yerden Ricky Gervais'e sallıyorum ama Ricky Gervais'in daha iyisini yapabilir diye stand-up tahminimden. Stand-up yapsın. Evet, stand-up inanılmaz komik. Hatta ben Cem Yılmaz'a da çok benzetiyorum Ricky Gervais'e. Benziyor evet bence de. Şey olarak, hayır mizah anlayışı olarak demiyorum. Yok tarzı olarak benziyor. Strateji, çizdiği kendinle ilgili bilmem ne çizgisi evet falan birbirine benziyor. Neyse bu kadardı. Evet. Ama Afterlife'da bunu söylediğin eleştiri
izleyen bütün arkadaşların konusunda aynı şey. Aynen. Ben de o zaman. Ben de bu arada kesinlikle izledim. İkinci sezon dediğin gibi abi yani çok şey oldu. Biraz yani oradan çıkmak gerekiyor sanki. Yani dizi eğer birkaç sezon olacaksa bu kadar aynı kişi üzerinden dönmemeli bence. Biraz... Çünkü çok uzun bir süre birinin hikayesini anlatmak için gibi geliyor bana. Yan karakterlerin başka motivasyonları, başka şeylere ihtiyacımız var. Orada zayıf kalıyor sanki. Ben şey zaten British versiyonu Office'i izlediğimde de mesela beğenenler çok vardır ama bence Amerikan versiyonu Office'i 10 kat daha öyle güzel. British versiyonu da mesela çok kısa, ömürlü bir şey yani. Zaten o yüzden Amerika'da biz bunu seneler boyu yapamayız deyip değiştiriyor. Doğru. Beğenilmiyor falan. Doğru. Gülüyorsun, ne diyorsun? İkinci bölüm gene aynı şey. Aynen. Üçüncü bölüm gene aynı şey falan derken evet. Tekrarlıyor biraz. İngiliz mizahı işte hocam yani. Ofiste bence çok daha fazla farklı sekanslar olduğu için bence çok ayrı tutuyorum o. Doğru ama o da bayar mesela. Bayıyor ama. O da bayar. O konuda yani diyorum. Daha da devam edemezdi. Tam evet, dozunda bitmiş o da. Aynen. Okey Eren'cim, başka bir kelam konuğumuz Eren Bey. Eren Akgüz'e buradan teşekkürler. Eren'le kapanışı da ben sinema dizi eleştiri programı diye diyorsun. Evet. Olabilir belki. %17 sinema. Bilemiyorum. Bizim programdan daha az izlenen bir şey bulmamız lazım. Oğlum biz ne yapacağız ya? Gerçekten çok üzülüyorum. Olmuyor. Abi diyorum ya, ben hayatımda bu kadar az izlenen bir projede var. Abi ben futbol menajer oynayışım nasıl daha fazla seyredilebilir? Ben buna inanamıyorum. Bu kadar adam geliyor buraya, bu kadar kamera çekiyor. Bu ne ya? Böyle gol mü olur falan diye bir herif nasıl daha fazla seyredilebilir? Ya? Gerçekten bir gariplik abi, var. Abi yapacak bir şey yok. Neyse belki de bu bir çaba sonucunda oluyordur. Belki özellikle böyle yapıyoruzdur falan gibi. Ustayızdır falan. Ben neyse, kapanışı bugün ben yapayım Galatasaray'a. Tebrikler. Başarılar diliyoruz. Akşam evet, başarılar diliyoruz. Yendi bu sene, ya, aldı ya. Bu sene Roma Olimpiyat Stadı'ndan gol yemeden çıktı. Velodrom'dan gol yemeden çıktı. Camp Nou'dan gol yemeden çıktı. Kayseri deplasmanında 3 tane yedi galiba. bir garipliği var bu sene. Var var var. Hani buralarda gol yemeyip Kayseri inşallah. Güzel, inşallah bu akşam turu geçer. Linç is coming.